Arkadaşlar merhaba. Daha önce elektrik motorlarına yıldız üçgen yol verme efsanesi diye yıldız üçgenin teknik detaylarını anlattığım çok detaylı bir videom vardı. İşte orada hangi yüklere yıldız üçgen yol verirsiniz, yıldız üçgen yol verme sırasında motor gücü ne olur gibi çok detaylı teknik bilgi vermiştim. Bu videoda sadece yıldız üçgen zaman rölesinin zaman ayarı nasıl yapılacak onu anlatmak istedim sizlere. Yıldız üçgen zaman rölesi kullanan arkadaşlar varsa üzerinde temelde iki tane ayar komitatörü vardır başında 3 tane görebilirsiniz. O aslında 3. yıldız yol alma zamanının çarpanıdır. 1, 10, 100 şeklinde gider. Yani o aslında yıldız zamanının ayarlanması ile ilgili bir çarpan katsayısını verdiği bir oradaki komitatördür. Temelde 2 tane zaman ayarı vardır. Bunlardan bir tanesi yıldız yol alma süresine ayarlar. Saniye mertebesinde ya da dakika mertebesinde. Bunu biliyoruz. Temel olarak neye göre ayarlanacağını. Orada bir diğer milisaniye mertebesinde verilmiş olan zaman komitatör daha var. Peki bunu neye göre ayarlıyoruz? Bu ne? Bu yıldızın devreden çıkıp üçgenin devreye girmesi arasındaki bekleme zamanı. İyi de bunu neye göre ayarlıyoruz? Bunu düşündüm. Yerli yabancı üretici şirketlere mail'ler attım, arkadaşlarla görüştüm ama hani bana dönüş yapanlar daha çok pazarlama departmanı olduğu için işin bu teknik detayıyla ile ilgili bana cevap veremediler. Bunun üzerine bir araştırma yaptım ve bunu derledim, topladım bu videoyla sizlere anlatacağım. Peki temelde yıldız üçgen kumanda devrem nasıl çalışır? Temel prensip kumanda devresi ve güç devresi bu şekilde. İşte start butonuna bastığınızda zaman rölesi devreye girer. Zaman rölesinin buradaki kapalı kontağı üzerinden yıldız kontaktör devreye girer. Yıldızı kapatır. Daha sonra işte ana Q11 ana kontaktörüm devreye girer. Bunun nedeni de şudur. Yıldız kontaktörü enerjisiz yani 11 kapamadan önce devreye girsin ki enerjisiz ak yapmayacağı bir ortamda devreye girmiş olsun. Kontaktörün ömrü uzası. Daha sonra zaman yıldız yol alma süresi sonunda buradaki normalde kapalı tane bu açar. Bir süre burada TU olarak gösterilmiş, bir zaman kadar bekledikten sonra üçgen kontaktörüne enerji verir. Burada kısa süreli bir bekleme yapar. Yani yıldızdan çıkar çıkmaz direkt üçgen kontaktörüne enerji verilmez. Peki bunu niye yaparız? Bunu yapma nedenimiz şu. Burada dikkat edecek olursanız yıldız hız kontaktörü kapalı ve motor nominal akımının kök üçte işte biri kadar bir akım çekiyor. Ve indüktif yüklerde şunu biliyorum ki buradaki anahtarlama Açtığı zaman yıldız kontaktörünün kontakları açıldığı zaman gerilim gibi birden akım sıfırlamayacak. Akım kontaklar arasında havayı iyonize edecek hangi noktada alternansın açma yaptığına bağlı olarak akım bir müddet daha havadan devresini ark şeklinde iyonize olmuş havadan tamamlayacak. Şimdi ben yıldız kontaktörünü devreden çıkarttığım anda eğer üçgen kontaktörünü devreye alacak olursam burada havadan iyonize olmuş ark Akım devam ederken üçgen üzerinden ben aslında 3 fazı L1, L2, L3 fazlarını buradaki üçgen ve yıldız kontaktörü üzerinden kısa devre yaparım. Ha bu koruma elemanını açma yaptırır mı? Koruma elemanının IEC standartlarına göre işte kısa devrede e, tepkime süresi vardır. Bu tepkime süresinden daha uzun olacak olursa buradaki havadan iyonize olmuş arkla birlikte oluşan kısa devre evet açma yaptıracaktır. Ama daha çok bunlar kısa süreli geçici rejimler olduğu için bir pik yüksek akım çekecektir. Ve bu kontaktör ömürlerini kısaltacaktır. Bu istenmez. O nedenle yıldız kontaktörü devreden çıkar. Tamamen açma yapar. Kontakları açık olarak oturur. Daha sonra üçgen kontaktörü devreye girer. Bu nedenle de burada yıldız çıktıktan sonra üçgen devreye girme sırasında bir kısa süreli bekleme yapılır. Yani şunu diyebilirsiniz. Ya yıldız üçgen kontaktörlerinin önünde zaten birbirlerinin kapalısı var. Ama orada da şöyle bir durum var. Yardımcı kontaklar onlar. Yani yıldızın önünde üçgenin üçgenin önünde yıldızın normalde kapalı kontak kontakları var. Yardımcı kontaklardır onlar. Yardımcı kontakların açılma hızıyla ya da kapanma hızıyla ana kontakların açma ya da kapama hızları birbirlerinden tamamen farklıdır. Bu da bir önlemdir ama dediğim gibi yıldız devreden çıktıktan sonra üçgenin devreye girmesi için bir müddet beklenir. Bu zaman ayrılığıyla alakası olmasa da yıldızdan üçgene geçiş sırasında oluşan geçici reşimlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Normalde işte bu yeşil benim üçgen akımımdır ama ben bunu yıldız çalıştıracak olursam şuradaki pembe ya da kırmızı akımı çeker. Daha sonra doktor devrenin ise %70-80'lerine geldiği zaman işte üçgen kontaktörü devreye girdiğinde akım üçgen akımına oturur ve daha sonra nominal akımına doğru iner. Şurası benim nominal akım değerimdir. Şimdi burada bir pik var. Normalde bu pik grafiklerde gösterilmez ama burada oluşan geçici rejimden bahsetmek istiyorum. Bir makale okudum makalede diyor ki burada oluşan akım darbesi işte kilit rotor akımının 2-4 misli olabilir diyor. İşte bu diyor yarım periyot ya da 2 periyot içerisinde sönümlenir diyor. Buradaki oluşan akım piki her zaman oluşur mu ya da bir değer verilebilir mi? Bundan ben emin değilim. Neden emin değilim? Şimdi bu benim pembe eflatun ne derseniz. Bu benim gerilimim, şebeke gerilimim. Şebeke gerilim motoruna, motoruma uyguladım. Motorum dönüyor ve yıldız kontaktörü açıldığında motor hala dönmesini sürdürüyor. Çünkü onun bir eylemsizliği var. Sürmesini, dönmesini sürdürüyor. Ve bu sefer benim motorum jeneratör olarak çalışıyor. Ve şuradaki açık mavi ya da turkuaz dediğiniz renkte benim motorumun uçlarında indiklenen motorumun dönmesinden kaynaklı indiklenen gerilim. Dikkat edecek olursanız değeri düşük. Niye değeri düşük? E çünkü şebeke geriliminde olma olasılığı yok. Hem devre düşük hem işte kayıplar falan var. Periyodu dikkat edecek olursanız daha uzun. Neden? Çünkü rotor devri düşük. Rotor devri düşük olduğu için frekansı bunun düşük olacaktır ve periyot süresi uzayacaktır. Ve aslında üçgen kontaktörüm devreye girdiğinde şebeke gerilimiyle benim motorumun uçlarında jeneratör olarak çalışma sırasında oluşan gerilimi üst üste vermiş olacağız. Peki bu gerilim birbirini nerede yakalayacak? Şu noktada yakalayabilir, şu noktada yakalayabilir, şu noktada yakalayabilir. Ve bu aradaki gerilim farkı ne kadar büyükse benim burada oluşan geçici rejimin pik akımım o kadar yüksek olacaktır. Ha birbirlerini şurada gördüğümüz gibi en yakın noktada yakaladı gerilimler. Pik akımım yüksek olmayacaktır ama en uzak noktada yakaladığı zaman pik akımım yüksek olacaktır. Bu önemli mi? Normal normalde bizim uygulamalarda bunu çok fazla dikkate almayız. E çünkü bu bir geçici rejimdir. Dediğim gibi yarım periyot, bir periyot ya da en fazla iki periyot sonra buradaki pik akımım sönümlenecek normal akıma, şurada kırmızı normal akıma dönecektir. Ama şu vardır, kontaktörlerin ömrünü kısaltır mı? Evet, kontaktörlerin ömrünü kısaltır. Ama işletmede de böyle bir şeye çok dikkat edileceğini ben tahmin etmiyorum. Bu zaman ayrından bağımsız bir bilgi. Sadece orada oluşan geçici rejimi bilin diye araya sıkıştırmış oldum oldu. Bir görsel grafik. Devam edelim. Şimdi buradaki yıldız yol alma süresini ayarlıyoruz. Bunu nasıl ayarlıyoruz? Yine yol alma grafiğimize bakacak olursanız işte elimize bir tane rotor devrimi ölçeceğimiz cihaz alıyoruz. Takometre, turmetre ne derseniz artık. Alıyoruz. Şalteri kapatıyoruz. Enerji veriyoruz. Motorumuz yıldız yol almaya başlıyor. Rotor devri neyse. Rotor devrinin %70-%80'ine geldiğinde diyorum ki saatime bakıyorum. Bu benim için yıldız yol alma zamandır diyorum. Dediğim benim gibi bu rotor devrenin işte %70-80 aralığında bir değer olacak. Örneğin 2008 rotor devrim ise bunun %70-80 aralığında bir zamanı burada yıldız yol alma süresi olarak ayarlıyorum. Peki bir ikinci zaman değerim daha var bu. Bu yıldızın çıkışının kesilip üçgen çıkışının verilmesi. Yani aslında benim şurada daha önce bahsettiğim TU gibi bekleme süresini veriyor ya da bekleme süresine ayarlamamıza yarıyor. Peki bu bekleme süresini neye göre ayarlayacağız? Kime sorduysam ya hoca 50 milisaniye ayarla geç dedi. Bunu teknik detayı çok fazla bilen yok. Bu detayı nereden buldum ben? Siemens'in kataloglarını, detaylı kataloglarını inceledim. Siemens detaylı kataloglarında kontaktör kodlarına göre kontaktörün AC ve DC akımında DC'de yıldız üçgen yol verme olmayacağı için AC'lerini aldım. E, açılma ve kapanma zamanlarını veriyor. Örneğin gelelim şuna. İşte 3RT202 seri kontaktörlerde diyor ki benim kontaktörümün kapanma süresi kapanma süresi 65 80 milisaniye arasındadır. İşte açılma süresi 30 45 milisaniye aralığındadır. İşte daha küçük kontaktörlerde, küçük güçlü kontaktörlerde bu işlem daha hızlı oluyor. Diyor ki 4 16 milisaniye arasında benim kontaktörüm açılır 10 18 milisaniye aralığında kapanır. Burada diğer bazı seri kontaktörler için de değerler verdim. Yalnız burada Siemens kataloğunda bir bilgi vermiş. Diyor ki kontaktör bobininin A1 a Kuşlar arasında ters indiksiyon gerilimlerini engellemek için kullandığımız varistörler ya da serbest döngü diyotları vardır ya da kondansatörler vardır. Eğer diyor varistör varsa diyor bu süre 2 ile 6 milisaniye artar diye bir not düşmüş. Ya da demiş serbest döngü diyotu varsa bu 2, 6 misli artar. Yani şurada gördüğünüz... 30, 180 milisaniye, altı misli 180 milisaniye kadar diyor. Artabilir diyor bu değer. Şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Eğer büyük güçlü bir kontaktör kullandıysanız ve bunun kontaktör uçlarına serbest döngü diyordu varsa yıldız üçgen zaman öylesinde yıldızdan çıkıp üçgene girme zamanı uzun olması lazım. Çünkü diyot var. 2-6 misli artıyor. Ve bazen bu zaman değeri bize yetmeyebilir daha uzun zaman değerleri gerekebilir. Burada da buradaki işte serbest döngü diyodunu çıkartmak belki bir çözüm olabilir. Bununla ilgili sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. O nedenle bunun altını çizmek istedim. Yani oradaki yıldızdan üçgene geçiş zamanı sizin işinizi görmüyorsa kontaktörünüzün uçlarında serbest döngü diyodu var mı yok mu bunu bir inceleyin. Bu Siemens'in verileriydi. Schneider'ın detay kataloğuna baktım. Schneider'ın detay kataloğuna kontaktör olarak vermemiş ama yedek parçalarda burada bobinler var. Bobinlerde vermiş. İşte LX4FF bilmem ne serisi bobinlerde diyor ki benim diyor kapanma sürem 30-40 milisaniye, açılma sürem 30-50 milisaniye ya da işte başka bir seride işte 35 milisaniye, 130 milisaniye gibi değer vermiş. Peki tekrar bakacak olursak bu zamanı ben niye göre ayarlayacağım? Yani yıldızdan üçgene geçiş zamanı ben neye göre ayarlayacağım? Bir kere orada kontağın en az açılma zamanı kadar olmak zorunda. Ne demek istiyorum? Burada açılma zamanı vermiş. Örneğin gelelim şuna. Burada bu kontağın açılma süresi 30-45 milisaniye. Yani orada yıldız kontağı açılacak. Ondan sonra üçgen kontağına siz yol verebilirsiniz. O nedenle burada sizin bekleme süreniz en az yıldız kontaktörünün kontaklarının, ana kontaklarının açılıp yerine oturup ark kesildikten sonra üçgene enerji verip üçgeni kontaktörünü devreye almanız lazım. Burada da bekleme süreniz en az sizin kontaktörlerdeki şu opening delay dediği açılma süresi kadar olmak zorunda. Dikkat edecek olursanız bu seri kontaktörlere 50 milisaniye, 45 milisaniye, en yüksek 50 milisaniye. Aşağıda bir 55 milisaniye var. Burada güç büyüyor, kontaktör güçleri büyüyor. En az buradaki süreyi kadar beklemeniz lazım gelelim mesela burada anladığım kadarıyla LX9FF serisi çok daha büyük güçlü kontaktörlerde mesela burada da açılma süresi 130 milisaniye. Eğer bu boyunu kullandığınız bir kontaktörünüzde yıldız üçgen yol verme yapıyorsanız yıldızla üçgen arasındaki bekleme süreniz buradaki açılma süresi kadar minimum olmak zorunda. Bu da örneğin burada 130 milisaniye. Yıldız Üçgen Kumanda Devresi'nde zaman ayarları ile ilgili kısacık bir bilgi verdim. Evet. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.